Merhaba arkadaşlar, iyonik bileşiklerin özellikleri 3. videomuzda sizlerle birlikteyiz. Bu videoda ne öğreneceksiniz? Evet, özelliklere devam ediyoruz ama burada iyonik bileşiklerin iyonik karakterlerinin neye bağlı olduğundan bahsedeceğiz ve bileşiklerin iyonik karakterlerini karşılaştıracağız sizinle. 6. özelliğimizdeyiz. Az önce dediğim gibi bileşiklerin iyonik karakterlerini karşılaştıracağız iyonik bileşiklerin. Önce bir şunu hatırlayalım. Elektronegatiflik, bağ elektronlarına uygulanan çekim kuvvetidir. Zaten bağın iyonik mi yoksa kovalent mi karakterde olduğunu belirleyen de yine elektronegatiflik değerleriydi. Metallerin elektronegatiflik değerleri düşük, ametallerin yüksek olduğu için metal ve ametal yayına geldiği zaman metal bağ elektronlarını çekemediğinden verme eğiliminde, ametal alma eğiliminde olduğu için elektron alışverişiyle iyonik bağ oluşturuyorlar. Ametallerin ve yarı metallerin elektronegatiflik değerleri yüksek olduğu için alışveriş yerine ortak kullanarak kovalent bağ oluşturuyorlardı. Şimdi iyonik bağda da ya da iyonik bileşiklerin iyonik karakteri de yine elektronegatiflik değerlerine bağlı bağı oluşturan ya da bileşiği oluşturan metalle ametalin. Diyoruz ki burada bileşiği oluşturan elementlerin elektronegatiflik değerleri arasındaki fark arttıkça bileşiğin iyonik karakteri de artar. Şimdi bir hatırlayalım. Periyodik sistemde sağ üste doğru gittiğimiz zaman atom yarıçapı azalır. Şimdi atom yarıçapı azaldığı için elektronegatiflik değeri yani bağ elektronlarına uygulanan çekim kuvveti artıyor. Sığdırabilecek miyim? Sığdırdım. Arttı. Sol alta doğru geldiğimizde atom yarıçapı artıyordu arkadaşlar. Atom yarıçapı arttığı için bağ elektronlarına uygulanan çekim kuvveti yani elektronegatiflik değeri azalıyor. Hop, şurada neyi unuttum? Azalır. Hatta tüm elementler içerisinde elektronegatiflik değeri en fazla olan elementimiz flor elementidir. Soy gazların elektronegatiflik değerlerinden bahsetmiyoruz bağ yapma eğilimleri olmadığı için. Hatta şurada 7. periyot 1A'da bulunan bir fransiyum elementimiz vardır ki bunun da atom yarıçapı en büyük olduğu için elektronegatiflik değeri en düşüktür. O zaman hangi iki element arasında oluşacak bileşiğin iyonik karakteri en fazla olur desek, fransiyum florür bileşiğinde iyonik karakter en yüksektir. Fark ikisi arasında en büyüktür çünkü. Hadi gelin şimdi bir örnek yapalım. Demiş ki aşağıda verilen bileşiklerin iyonik karakterlerini karşılaştırınız. Şimdi şöyle başlayayım. Lityum katma elektron dizilimi 2-1 olduğu için 2. periyot 1A'da bulunan bir metaldir. Florun katma elektron dizilimi 2-7, 2. periyot 7A grubunda bulunan bir ametaldir. Sodyum 2-8-1 dediğimizde 3. periyot 1A'da bulunan bir metalimiz. Hatta bunları şöyle bir periyodik sistem kestiğinde yerlerine koyacak olsam 2. periyotta lityum var 1A'da. Onun altında 3. periyotta sodyum var. 2. periyot 7A'da da flor elementimiz var. Şimdi arkadaşlar bunların elektronegatiflik EN diye gösterdim. Çok uzun oluyor. Sığdıramıyorum. Değerlerini karşılaştıracak olsam onun yerine değerleri yazdım. Çok kısaltmış oldum ama neyse. Bu tarafa doğru elektronegatiflik azaldığına göre florun elektronegatifliği en büyüktür. Sonra lityum gelir. Sonra sodyum. Elektronegatiflik farklarına bakacak olursak bileşiklerde florla sodyum arasındaki fark daha fazla olacak. Demek ki sodyum florür bileşiğinde elektronegatiflik farkı lityum florür bileşiğinden daha fazla olacak. Fark arttıkça iyonik karakter arttı dediğimize göre bunların iyonik karakterleri arasındaki ilişki de yine sodyum florürün lityum florürden fazla olacak diyeceğiz. Örneğimizin B seçeneğini de yapalım. Yine aynı şekilde bunların ben periyodik sistemdeki yerlerini belirliyor olayım. 2-8-1 dediğinizde 3. periyot 1A'dadır sodyum elementi. 2-8-2 dediğinizde 3. periyot 2A'da. 2-8-3 dediğimizde 3. periyot 3A'da. 2-8-7 yaptığımızda 3. periyot 7A'da her bir elementin yerini bulduk. Yani bunlar periyodik sistemde aynı periyotta bulunan hatta 3. periyotta bulunan elementlerimiz. 1A'da sodyum var. Onun yanında 2A'da magnezyum var. Yanında 3A'da alüminyum var. Diğer tarafta şöyle arayı biraz açayım. 7A'da da
klor elementimiz var. Şimdi bunların elektronegatiflik değerlerini karşılaştıracak olursak, soldan sağa doğru elektronegatiflik değeri artıyordu. O zaman klor büyük, alüminyum büyük, magnezyum büyük, sodyum olur. O zaman bileşiklerde elektronegatiflik farkını karşılaştıracak olsak, aradaki farkın en büyük olduğu sodyum klorür bileşiğidir. Sonra magnezyum klorür gelir. Onun ardından da alüminyum klorür gelir. Fark arttıkça iyonik karakter arttığına göre bileşiklerin iyonik karakterleri arasındaki ilişkide yine aynı şekilde sodyum klorürün en büyük, sonra magnezyum klorür, sonra da alüminyum klorürdür. Evet, bu videoda sizlerle iyonik bileşiklerin iyonik karakterlerinden bahsettik. Başka videolarda görüşürüz.